Çarşamba akşamlarının iple çekilen macerası Kuruluş Osman'ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş Dizi TV'de konuğumuz. Bu hafta başarılı oyuncuyla yapım ve karakteri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Kuruluş Osman detayları saymakla bitmeyecek kadar büyük bir iş. Bu meşakkatli dönem dizisini başarılı oyuncuya sorduk. Çok büyük bir prodüksiyon. Türkiye'de şu ana kadar zannediyorum böyle bir plato bu kadar yani bunu sanayiye yaklaştıracak bu sektörel anlamda bir set olduğunu, bir plato olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla o tarafta yani yatırım olarak da çok büyük bir maliyet var. Kuruluş Osman setinde her şey düşünülmüş. Oyuncu konforu olarak da her şey çok iyi düşünülmüş. Her oyuncunun kendine ait bir konteyneri var. Düşünün, müthiş bir ormanın içerisindeyiz. Denize çok yakın bir arazi. Oradan gelen çok güzel bir hava. Tabii bunun dışında ki planlarda orman planları çekiliyor bazen. Onlarda da işte kamyonlarla, tırlarla atlarımız ya da gereken malzemeler, dekorlar taşınıyor. Oralarda da seyyar platolar kurup sahnelerimizi çekiyorlar. Benim çakal tuzağa düştü. Yapımdaki mücadele sahnelerinin çoğu dış mekanlarda çekiliyor. Kış günlerindeyiz ve oradaki hava ekstra bir soğuklukta. Bu durum da sizi etkiliyor mu oradaki o soğukluklar? Ona göre giyiniyoruz. Zaten ona göre giydiriyorlar bizi. Bütün termal içliklerimiz var. Zaten en başta yapılan şey önce oyuncunun güvenliğini ve sağlığını sağlamak. Soğuk etkiliyor ama bir süre sonra artık hani 3-2-1 kayıt dendiğinde ve iş başladığında inanın ne soğuk aklınıza geliyor ne de başka bir şey. Rolün içine girip kayıt başladığında her şeyi unutuyorum. Ben en azından kendim adıma böyle söyleyebilirim. Zöhre Hatun'a haber salın, tez ilgilensin. Edebalı'nın kızı bizim de kızımızdır. Her vakada bütün oklar Osman'ı gösterir. Osman'ın kervanına katılıp kayının ikbaline gölge düşürmeyesin. Açasın artık gözlerini. Kostüm ve aksesuarlar dönem işlerinin olmazsa olmazlarından. Zaten şimdi Ragıp Savaş olarak uyanıyorum. Arabaya biniyorum, gidiyorum. Fakat kostümleri artık yavaş yavaş giymeye başlayıp börkümü de takıp aynaya baktığımda Dündar Bey'le yüzleşiyorum. Çok etkiliyor tabii kostümler, atmosfer. Kuruluş Osman ciddi bir ön hazırlık çalışmasının eseri. Yaklaşık 3,5-4 aya yakın eğitimler alındı. At eğitimleri, kılıç eğitimleri, ok atmak, beden eğitimleri çalışıldı. Bu süreçten geçti bütün oyuncular. Ondan sonrasında zaten sete çıktık hazır vaziyette. Bize dendi ki boş vakitlerinizde gelin. Kostüm, buradaki kostümlerden giyip obalarda dolaşın. Bakın hissetmeye çalışın. Alişar Bey, kurtlar sofrasını kurar yeğenim. Kurar ki soluğu tükenen canından olsun diler. Malum Zöhre Hatun baskın bir karakter ve Dündar Bey'i çoğu zaman etkisi altına almayı başarıyor. Ragıp Savaş bu durumla ilgili nasıl geri dönüşler alıyor merak ediyoruz. Olması gereken bu.
biz biraz ben Zöhre Hatun'la öyle yorumluyoruz. Macbeth, Lady Macbeth gibi biraz. Hatun biraz daha baskın bir karakter ve beynin daha kuvvetli olmasını, beynin daha lider ruhlu olmasını, obaya sahip çıkmasını ve oranın tek liderinin ve karar vereninin olmasını istiyor. Aslında Dündar Bey savaş meyilli bir karakter değil. Savaşı hep en sona düşünen bir bey. Dolayısıyla tabii seyirci birazcık Dündar Bey'in bu şeylerine kızıyor olabilir, kızacak olabilir. Kızaklı kazaklıdır Dündar Bey. Öylesine mühim bir kararla baş başa bırakılırım. Rızasız bahçenin gülü derilmez hatun. Benim kızım yeni pazar tezgahında satılık mal değildir. Bu iş şirazesinden çıktı Dündar Bey. Olanları Ertuğrul Gazi de bilmeli. Ertuğrul Bey'imize obada olan biten her şeyi anlatan bir mektup yollamalısın beyim. Kuruluş Osman yüksek reytingli, ses getiren bir dizi. Ragıp Savaş yapımla ilgili önemli bir konuyu hatırlatmadan geçemiyor. Bu dizi tabii ki tarihten yola çıkarak çekiliyor. Ama bunun ismi bir dizi, bu bir drama. Tarihi birebir çekiyor olsaydık zaten dizi drama olmazdı. O zaman da belgesel olurdu bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla olmayan şeyler, hayali şeyler, tarihte olmayan vesaire şeyler konabilir içerisine. Dizi olarak izlemek lazım. Dizi olarak bakmak lazım. Ama dizi olarak da yine de tarihine, o döneme bu kadar sahip çıkan, saptırmadan, yanlış bir şey anlatmadan seyirciye çekilen bir dizidir. Biz doğduğumuzda adımızdan evvel kulağımıza cenk üflenir. Cenkten korkan namerttir. Bizde kan, kanla yıkanır. Bilmez misin? Madem kan istersin, al sana kan. Bu kavga haça çarpan Hilal'in kavgasıdır. Allahu Ekber! Ragıp Savaş'la gerçekleştirdiğimiz keyifli röportajımızı gelecek günlere ait tüyü alarak bitirmek istiyoruz. Çok güzel bir şekilde ilerliyor dizi. Hem izlenme oranları öyle hem de heyecanlı bir şekilde ilerliyor. İlerleyen günlerde de bu heyecanı görebilecek miyiz biz? Artarak, artarak göreceksiniz. Nefesiniz kesilecek. Öyle söyleyeyim. Çünkü Osmanlı kurulacak yani. Daha neler var, neler yaşanacak. Dolayısıyla artarak heyecan ilerleyecek. Aynı zamanda da çok büyük bir keyifle seyircimiz Kuruluş Osman'ı izlemeye devam edecektir.